Programımıza başlarken hepinize çok saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün programımıza ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya'dan başlıyoruz. Yine %100 elektrikli, sıfır emisyon seviyesinde bir otomobil değerlendirmeye çalışacağız. MG 4 modeli hakkında konuşacağız. İngiltere'de 1924 yılında başlıyor MG ve MG'nin manası da Morris Garaj anlamında. 2024 yılında MG 100. yılını kutlayacak. Bir asırı geride bırakan bir markadan söz ediyoruz. Tabii yanlış hatırlamıyorsam 2007 yılında Çinli otomotiv devi SAIC tarafından satın alındığını görüyoruz. Sonra yepyeni MG modellerini, birkaç tanesini de sizlerle beraber test etme imkanı bulduk. İçten yanmalı modelleri, hibrit modelleri, şarj edilebilir hibrit modelleri ve %100 elektrikli modelleriyle 90'dan fazla ülkede satışı devam ediyor ve bu son dönemde sadece 1 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdiğini söylememiz lazım. Ayrıca Avrupa'nın en hızlı gelişen elektrikli otomobil markalarından bir tanesi. 2021 yılında 3000'e yakın ülkemizde elektrikli otomobil satışı gerçekleşmiş. Ama 2022 yılında bunun 7000'e yaklaştığını görüyoruz. Yani iki katından daha fazla. Bu yıl satış uzmanı arkadaşlarımızla konuştuğumuzda 25 bin ile 30 bin arasında toplamda %100 elektrikli bir otomobil satışının ülkemizde gerçekleşeceğini söylüyorlar. MG4'ün şöyle tasarımını sizlerle beraber kısaca bir değerlendirelim. Tamamen sportif tasarım felsefesiyle otomobil üzerindeki bütün çizgiler merkezini gösterecek şekilde tasarlanmış. Elektrikli otomobillerde çok fazla hava ihtiyacı gerekmiyor. Onun için de sadece alt tarafta bir ızgara bölümünün olduğunu görüyoruz. Ayrıca içinde adaptif klapeler var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Otomobilin hava ihtiyacı neyse onu da zaten batarya ve elektrik motorunun soğutulmasında kullanılıyor o hava girişi de. Gerektiği kadar hava girişi sağlayacak şekilde klapeler açılıp kapanıyor. Otomobilin aerodinamik katsayısına çok büyük bir katkısı var. 0.28. Çok sportif tasarlanmış bir tampon bölümü olduğunu görüyoruz. Her iki tarafta bulunan dikey hava girişleri üzerindeki şu farklı renkteki çerçevede bu görünüşü çok fazla destekliyor. Dikey hava girişleri arkadan da oluşabilecek türbülansı azaltmak için tekerleğin davlumbasına yani tekerleğin bulunduğu bölmeye açılıyor. Ayrıca otomobilin toplam uzunluğu 4 metre 29 santimetre. Aslında kompakt bir otomobil. 1 metre 50 santimetrelik yüksekliğe sahip olduğunu görüyoruz. Aynalar hariç de 1 metre 84 santimetre genişliği var. Ayrıca aks mesafesi çok önemli bir ölçü bence bu otomobilde. 2 metre 74 santimetrelikte bir aks mesafesinden bahsediyoruz. Dikkatimizi çeken konulardan bir tanesi otomobilin tavanının arka tarafta C sütunu farklı renk boyandığı için yüzer tavan gibi görünmesi. Bu da gerçekten çok modern bir görüntü katıyor. Arka tarafta bence tasarım açısından en dikkat çekici şey stopların yüksek konumlandırılmış olması. En az 3-4 yüzeyde, geniş yüzeyde stop lambasının gövdeyle beraber devam ettiğini görüyoruz. Baskın tasarım unsurlarından biri iki stopun yine aydınlatmalı bir şeritle birbirine bağlantılı olması ve bu şeridin otomobilin en geri noktasında olması, yani çıkıntı şeklinde olması. Ayrıca üzerinde de arka spoilerin olduğunu görüyoruz. En son olarak da arka difüzör bence otomobilin genel sportif karakteristiğine çok uygun olarak tasarlanmış.
%100 elektrikli yeni MG4'ün genel teknik özelliklerini otomobilin içinden konuşalım istedik. Öncelikle de yapısal özelliklerinden bahsetmek istiyorum. MG'nin, daha doğrusu onun üst grubu olan SAIC'in elektrikli otomobiller için geliştirdiği yepyeni bir platformun ürünü. Motoru, elektronik ünitesi ve transmisyonu otomobilin arka tarafında, arka aksta. Kullanmakta olduğumuz otomobilde 64 kWh saatlik kapasiteye sahip olan lityum iyon batarya var. İnce bir batarya. Sadece 11 santimetrelik kalınlığı var. Dolayısıyla otomobilin içine girdiğinizde tabanda batarya olmasına rağmen herhangi bir boyutsal rahatsızlık hissetmiyorsunuz. Statik durumdayken ağırlık dağılımı %50 ön tarafta, %50 arka tarafta. Yani özellikle virajlarda otomobilin yol tutuşunu çok iyileştiriyor diyebiliriz. Ayrıca bu platformlar modüler platformlar. Gelecekte mesela ön tarafa da bir elektrik motoru koyduklarında MG4'ün 4 çekerinde geliştirilmesi mümkün. Mevcutta MG4'ün 2 versiyonu var. Bizim kullanmakta olduğumuz versiyon güçlü versiyonu, luxury versiyonu. Arka taraftaki elektrik motoru 150 kW gücünde, yani 204 beygirlik bir güce sahip. Ayrıca 250 Nm'lik de bir torku var. Harika bir hızlanma karakteristiği var. 0'dan 100 km'ye 7 saniyede, 7.1 saniyede ulaşıyor ama 0'dan 50 km saate 3 saniye civarında ulaştığını çok rahat söyleyebilirim. Yani kanaatimi sorarsanız da özellikle şehir içinde çok konforlu, çok ekonomik hem de güzel bir tasarımla kullanılabilecek bir otomobil. Menzili 435 kilometre. Hatta dikkatli bir şekilde sadece şehir içinde kullanırsanız bu rakam 570 kilometreye kadar artabiliyor. Bu da önemli değerlerden bir tanesi. Ayrıca bataryayı doğru akım şarj noktasında %10 ile %80 arasını 28 dakikada doldurabiliyor. Bunlar önemli teknik özellikleri. Söylediğim gibi bir de konfor versiyonu var. Bütün söylediğimiz yapısal özellikler o otomobil içinde geçerli. En önemli farklılığı motor gücünün buna göre biraz daha düşük olması. 125 kW'lık her zaman konuştuğumuz beygir gücü cinsinden söylersek 170 beygir gücünde. Mesela bu 0'dan 100 km'ye 7.1 saniyede çıkıyor. O 7.7 saniyede çıkıyor. Aralarında ufak bir performans farkı var. Gazdan ayağınızı çektiğinizde veya frene bastığınızda elektrik motoru jeneratör gibi çalışarak lityum iyon bataryayı dolduruyor ve menzilin uzamasını sağlıyor ve bunu 4 farklı kademede uygulayabiliyorsunuz. Bu önemli özelliklerden bir tanesi. Fren sisteminin karakteristiğini, duruş performansını etkilemeden şiddetini kişiselleştirebiliyorsunuz. Ve direksiyon içinde aynı şey söz konusu. Bunlar teknolojik olarak etkileyici şeyler olduğu için sizlere kısaca bahsetmek istedim.